Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Teknoloji Oku yorum programıyla karşınızdayız. Bu hafta da yine çok çalkantılı, özellikle Türkiye çok, gündemi. Çok çalkantılı. Evet, çok çalkantılı bir gündem var. Yine birisi Todex. Parayı vurdu. Evet, kripto. Ne diyorlar? Tosuncuk diyorlar. Kripto tosuncuk. Todex isimli bir borsa aslında. Borsa kelimesi çok doğru değil bunlar için ama platform diyelim biz. Öyle diyorlar. Sahibi yani. Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Ben bu filmi daha önce görmüştüm ya. Yani. Evet, kripto. Bu kadar insan para yatırıyorsa herkes salak olamaz falan diyordu hatta birisi. Evet, olabiliyormuş demek. Teyzenin biri öyle diyordu onda. Ama ne yazık ki şu anki görüntü o. İlkten Dogecoin yatırıp çekme tarafında bir sıkıntı yaşanmıştı. Orada insanlar bir zaten çakaladı, tamam mı? Orada parasını kurtardı. Yani. Evet. Diğer coinlerde falan. Sonra dediler ki işte birkaç saate düzelecek, Dogecoin'de teknik çalışma var falan filan, halbuki ne alakası varsa. Neyse, sonra tamamen kapattılar. Evet. Bütün siteyi kapattılar. Dediler ki 6 saatlik bir çalışma var, bu 6 saatin sonunda açacağız. O şimdi 4-5 gün oldu. 6 saat beklerken dediler ki işte yok, birisine satıyoruz mu, arz mı, bir şeyler salladılar işte 4-5 gün kapalı olacak. Bir de tam 4-5 gün yazmışlar, hani 5 gün ya da 4 gün değil. 4-5 gün. Kısmet. 4 olur, 5 olur. Onda da açılmayabilir. Evet, yazık oldu. Derken yani bir haber geldi. İşte bu kurucusu yurt dışına kaçtı diye. İddia aslında hala bu arada muhtemelen doğru bir iddia. Doğrudur. Yani bu saate kadar ses çıkmadığına göre adam çıkıp da ya kardeşim, şimdi şöyle Tayland'a gitmiş. Buradayım falan demedi. Şöyle Tayland'a gitmiş. Dün akşam biz bu videoyu perşembe gün çekiyoruz. Çarşamba 17.30 gibi binmiş. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor. İnmiş yani, midir şu an? İnmiştir şu anda. Ben çünkü Tayland'a gittiğim için oradan biliyorum. Ha, 12 saat falan sürüyor. Yapmaya vakit bulamamıştır. Belki, belki de. Yaparsın. Zaman farkında jet lag olmuştur. Geldim falan. O yüzden yani geçmiş olsun diyoruz ama şu konuda uyarı yapalım arkadaşlar. Türkiye'de ya da dünyadaki diğer bütün bu tarz hani kripto para platformları diyelim. Borsa demeyi çok doğru değil borsa. Çünkü borsa belli bir regülasyona tabi, belli denetimlere tabi. Bu tarz platformların hepsinde bu risk var arkadaşlar. Yani ya var, bir de şöyle parayı, bir şey var abi. Bak, adam kapattım gitti derse yandınız. Yani çoğu yapmaz onu. Mesela çok büyük bir borsa vardı. Şimdi aklımda değil ismi. Hacklediler. Bilmem kaç bitcoin çalındı. Hı hı. O zaman da bayağı bir para yapıyordu. Adamlar ödeyemedi. Nereden ödeyecek yani o kadar bitcoin'i zaten. Dolayısıyla böyle bir risk de var. Yani belki adam kötü niyetli değildir borsanın, evet, sahibi. Hani evet, dolandırma gibi bir niyeti yoktur insanlara ama şimdi hacklendiği zaman sistemin, bütün tokenler, coinler vesaire çalındığı zaman sistemde, evet, adam ne yapacak? Sonuçta sana bir garanti de vermiyor zaten. Sen benden hani bitcoin aldığın zaman ben onu garanti koruyacağım, işte koruyamazsam sigortalı demiyor. Bankalarda belli bir rakama kadar, 150 bin TL bildiğim kadarıyla bir mevduat garantisi var. Veya borsada da hani o işlemler bir şekilde kontrol ediliyor. Ama şimdi bu tarz kripto para, evet, işinde yani İngilizce'de şöyle bir tabir vardır. Ben çok severim. It's your own risk derler. Yani risk size ait arkadaşlar. Köşeye de dönebilirsiniz. Bunun örnekleri de var. 10 bin lirayla başladım, 500 bin oldu, 1 milyon oldu falan diyenler de var. Eyvallah. Ama tam tersi olanlar da var. O yüzden çok dikkatli olmanız. Şimdi hani bu borsaya bir de hani bayağı yüksek meblağlarda para yatıranlar da, evet, olduğu söyleniyor. Kendi, evet, ben duydum mesela bile 120 bin dolar, dolar mı, 130 bin falan dolar var mı ne yani? Evet. Dolar bir de yani. Hani bu parayı Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 1 milyonu geçiyor. Evet. Dolayısıyla çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Büyük para kaptıranlar da var. Onlara gerçekten geçmiş olsun. Hani birkaç yerde de okudum. 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, 4000 dolar. Yani bunlar da az paralar değil. Şimdi 4000 dolar dediğin 30-32 bin lira para. Evet. Hatta daha da fazla. Yani o yüzden geçmiş olsun gerçekten. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi risk her zaman var. Bu şey değil yani. Tüm kripto para borsalarında aynı şey olacak diye bir durum söz konusu değil. Değil tabii ama ki. Ama illa ki ben kripto borsasında işlem yapmak istiyorum diyorsanız bir yorumları okuyun, tamam mı? Zaten yorumlarda borsalarla ilgili çok güzel şeyler var. Onları okuduktan sonra doğru borsayı bulacağınıza da inanıyorum ben. Ben mesela ilkten bir yerli borsayla başlamıştım. Bir dedim bakayım ya bu yerli borsanın hani ismi vermiyorum da yorumları nasılmış. Bir okudum. Yardımcılar tamam, özellikle ekşi sözlükte. Yani hani bir kişi der, iki kişi der dersin ki ya hani tesadüf. Evet, şey. Ya da karalıyorlar diyeceksin hani ama. 500 tane entry var. O dersin ki rakip borsalar artık 500 tane entry var sallıyorum. 500'ün 499'u olumsuz. Yani, o yüzden dikkatli olun. Yani bu tip şeylerde evi satıp arabayı satıp bu işlere girmeyin. Yani girerseniz de riskini alın yani, onu yani, söyleyeyim ben. Yerli borsalar bence çok sağlıklı değil şu koşullarda. Şu aşamada evet. Bir regülasyon yok şu anda. Hacmi yüksek olan yabancı borsalar var. Ben şahsen öyle yapıyorum. Onlar daha güvenli geliyor bana. Çünkü hani bakıyorsun adam orayı bir kapatsa zaten dünyanın en zengini olur direkt yani. Şimdi Binance mesela dünyanın en büyük şey borsası. Jeff Bezos'un yerini alır yani diyorsun. Yani onun yerini alır, öyle de bir şey yapmaz herhalde diye düşünüyorum.
Ama dünyada da olsa, Türkiye'de de olsa bu risk var. O konuda var. Da uyarmış olalım. Bir diğer haberimize geçelim. Mercedes EQB tanıtıldı. EQB. Nerede EQ? EQ gidiyor şu anda. Hatta evet, şunu duyurdular. Yani. EQT de geliyor şu anda. O da ticari. Crafter mı? Neydi o şeyin? Crafter bir şey var. Artık elektrikli olacak artık. O da Mayıs'ta tanıtılacak. Yani duyurdu ama tanıtılmadı. EQB. Ya şimdi Mercedes elektrikli olması güzel de pahalı be abi. EQC'yi test ettik. Yayınlanacak arkadaşlar yakında o video. EQC yani arkadaş çok güzel araba. Çok güzel eyvallah. Çok güzel. Evet. Biliyorsun 10 numara. Ama fiyatı da 1 milyon 200. Evet 1 milyon 200 bin liraydı. Yani. Kanalda yayınlanacak onun videosu. Çok. Onu da izlersiniz, izlemeyi unutmayın. İnsan ona biniyor sonra kendi arabasına binince. Bu ne ya falan diyorsun. Fakirliğin gözük arabasına. Şimdi bir diğer haberimiz dünyadan. NASA Mars'ta bir... Dünyadan diyorsun. Mars diyorsun. Nasıl Mars diyoruz bir... aslında evet. Bir sonraki söyleyeyim. Haberimiz Mars'tan. Mars'tan geliyor. Evet. Mars'ta NASA bir uzay aracı göndermişti. Helikopter. Onun bile üzerinde helikopter vardı. Onu uçurdu. Onu uçurup uçuramayacağımız belli değil falan diyorlardı. İşte burada fırtına vardı galiba bu kadar. Fırtına falan vardı. Bir de düşünsene olsun. Uçurmayı deneyeceğiz. Hayır. Uçuramazsak bir daha denemeyeceğiz. Şimdi şey, orada şöyle bir sıkıntı var. Sen şimdi yanında da bir tane cihaz olsa uzaktan bağlansan onu uçurmaya kalksan. Hani ne kadar zor olduğunu şu anda düşünürsün. Sen milyonlarca kilometre ötede bir aracı uzaktan kontrolle ya da işte yani otonom bir şekilde. Sen diyorsun ki aslında NASA Mars'a gitmedi. Ya onu diyenler de var bu arada. Yansıt videodaki helikopteri uçuruyorlar. Onu iddia edenler de var bu arada. Yani kolay değil diyorum sadece. Ben öyle bir iddiada bulunmuyorum da komplo teorisi onlar. Kolay değil. Orada tabii fırtına canım. Falan çok var Mars'ın yüzeyinde. 400 km. Gitmedim abi bilmiyorum. Ben de. Gidenler anlatıyor. Evet gidenler anlatıyor diye. Ama muhtemelen 20-30 sene sonra bu muhabbet olacak mı? Gör dedi dersin orada yaşam başladığı zaman. Ben neyse. Şimdi sen, konumuz o değil. Sen çok fazla Elon Musk'ı takip ediyorsun galiba. 20-30 yıl bence az bir süre ya. Şimdi bir diğer haber bizden geliyor. Ford Kuga'yı inceledik. Kanalda videosu yayınlandı. Onu nasıl buldun Osman? O elektrikli değil, o benzinliydi. Kuga. Sen C sınıfı seviyorsun Osman, onu anladık. C sınıfı olarak güzeldi. Benim hoşuma gitti Kuga ya ama pahalı. Evet, klasik. Fakirlerin genel derdi bu pahalı olması. Ya arabalar hepsi pahalı şu anda yani. 500. Ya sıfır arabaların mı çok pahalıları? Biz mi çok fakiriz bilmiyorum ama 500 bin lira Kuga ne bileyim bana biraz... Ya şöyle düşün, bence yani. Biz fakirliğimizden değil de sıfır arabalar pahalı. Neden? Sen onu 500 bin lira o arabaya vereceğine 500 bin... Kim alıyor bunları ya? Bir ev alırsın, evi kiraya versen... Hayır, stokta kalmıyormuş. Kim alıyor bunları? Az üretiliyor şu anda ya. O kadar çok şey değil yani. Bilmiyorum vallahi ya. Gerçi trafikte de hiç görmedim. Yeni ben de Kuga. Çok Kuga, yeni Kuga görmedim. Yeni araba görmedim ben. En çok yeni Clio'yu görüyorum. Bir de ben Egea çok görüyorum. Egea zaten aynı. Şirket arabası beyaz. Hani böyle yeni sıfır böyle tanıtılan arabaların hangilerini gördüğümü düşünüyorum da çok fazla görmedim. Clio çok görüyorum ben de. Clio var bayağı, ucuz diye herhalde. O turuncular, o maviler falan güzel. Bizim test ettiğimiz rengi çok görüyorum. Eğer dikkat algısı... Fiyatı da diğerlerine göre daha makul. Onu seçiyoruz. Bir diğer ve son haberimiz de Trend Yol'la ilgili. Biliyorsunuz Alibaba'nın, Çinli Alibaba'nın ortak olduğu ve yüksek oranda bir hissesi bulunduğu bir şirket Trend Yol. Yeni bir yatırımla, daha doğrusu sermaye artırımıyla 11.6 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Türkiye'nin şu anda en değerli şirketi sermaye oldu. Sermaye artırımının genel amacı diğer ortakları silkelemek mi acaba diye düşünüyorum. Yok öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben de zaten %83'ü mü 86'sı mı ne yanlış hatırlamıyorsam Trendyol'da. Ha işte Alibaba'nın yani. İşte %86'sı %96 olsun. Ağırlıklı hisseler olduğu için zaten hisselerin çoğuna sahip olduğu için çok öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Şey yapmaya çalışıyorlar şimdi biliyorsun bu tip şirketler yani Getir de yapıyor bunu. Birçok alana yayılıyorlar. Bir sürü yatırım alıyorlar. Yani i̇şte yemek getiriyor, bilmem yemek ne yapıyor. Tabii bir sürü şey de girdiler. Evet, her şey herkes yani eskiden hani Trend Yol deyince aklımıza direkt giyim kuşam gelirdi mesela. Evet. Şimdi her şey var. Şimdi her şey var. Gitti gidiyor da mesela şey ikinci el ürün hani çok açık arttırmalar falan vardı ilk çıktığında hatırlarsın. Şimdi orası da sıfıra dönmüş. Yani, hepsi Brode'ye özenmiş. O ona özeniyor. Yani, Getire benzedi şimdi Trend Yol bir baksan yemek de getiriyor filan. Hani biraz şey değişti hatta ya. Hatta bak ben 2015 yılında bir böyle seminere katılmıştım. Orada Getir'in sahibiydi yanılmıyorsam. O konuşmuştu. Demişti ki yani ben e-ticarette şu anda gitti gidiyor oradan başkasının para kazandığına falan inanmıyorum demişti. O dönem gerçekten öyleydi. Gitti gidiyor hani neredeyse alanında tekti. Herkes orada ilan veriyordu vesaire. Ama şimdi öyle değil baktığın zaman. Hepsi tabii. Burada olsun, Trend Yol olsun.
İşte Amazon, bak pazara yeni girmesine rağmen Amazon. Ama işte şöyle hepsi Osman, belli bir kitleye ulaştı yani. Pandemiyle beraber alışkanlıklar da değişti. Artık insanlar dışarı çıkmak istemiyor, markete gitmek istemiyor. Hani bu da farklı fırsatlar getirdi. Bu fırsatlara da farklı, hani normalde senin dediğin gibi o işe girmeyenlerin de bu işe girmesine sebebiyet vermeye başladı. Şimdi herkes e-ticaretçi oldu bir şekilde. Yemek getiriyor, ürün getiriyor, ikinci el alıyor, bilmem işte. Trendyol'un da ikinci eli var, dolap diye. İkinci el şeyi var, platformu var, evet. Oradan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun falan filan. İkinci el eskiden diyorum ya, işte bir gitti gidiyor vardı. Sahibinden vardı. Sahibinden o kadar tercih edilmiyordu ama hani. Aslında gitti gidiyordu, ama işte böyle de bir durum söz konusu. Şu anda çok yerli platformlar birbirine girdi. Evet. Bu haftada sizlere haftanın teknoloji haberlerini aktarmaya çalıştık. Aslında çok teknolojiden bahsetmedik. Biraz dolandırıcılık. Biraz otomobil. Biraz uzay falan. Uzay derken. Evet, programımızın da sonuna geldik. Haftaya yine sizlerin karşısında olacağız. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.